olayım sana Kirve. Oylamaya son birkaç saat kaldı. Benim için çok önemli. Hadi gözlerinden öperim. Hadi Kirve'm benim. Demek benim çocuğum da. Bana nasıl söylemezsin Neriman? Neden? Senin ailen zengin. Ben ise fakir bir erkeoğlum. Beni ve bebeğimi istemezler diye korktum, kaçtım. Aşkımızı bir süt alanına gömdüm Güney'in. Saçmalama Neriman. Annem ve babam seni ve yavrumuzu çok seveceklerdir. Oğlum nerede demişti? Şuraya koydum bebeğimizi Cüneyt. Ona iyi kalpli bu esnaf bakar diye düşündüm. Artık her şeye geçtin Neriman. Oğlumuzu bulalım ve onu sevgiyle büyütelim. Ah Cüneyt, o kadar mutsuzum ki. Kalbim küçük bir serçe gibi göğüs kafesimde çırpınıyor Neriman. Ne de güzel sevişiyoruz. Şşş, ne film dönüyor lan orada? Şşş, sevişmeyin lan tezgahın önünde, ne yapıyorsunuz? Allah Allah, adamlara bak ya! Şşş! Ne oluyor lan? Selamlar kardeş. Buraya bir bebek bırakmıştık da geri alabilir miyiz acaba? Be vicdansız, be imansız, be Allahsız! İnsan olan insan bunu yapar mı ya? Neyse ki bebeğin durumu iyi. Ben bebeğin nerede olduğunu iyi biliyorum. Ama önce sizin yediğiniz o halktan dolayı şu anda bir yuva yıkılıyor. Takip edin beni. Oraya gidiyoruz. Yuva yıkılmasın. Hadi takip edin. Yürü. Çık dışına. Ya yapma etme yengeciğim. Vallahi Aslan abi için değmez. Amma sıktın canını ya. Ne değmez? Boşanmak mı değmez? O başkasından çocuk peydahlasın. Ben hiçbir şey olmamış gibi onu affedeyim öyle mi? He. Hadi sen de bir şey söylesene kız. Bir şey söyle, tuzluk gibi bakma. Ay Mehveş abla yengem, şimdi diyeceğim ki ben erkek kısmısı yapar elinin kiridir falan diyeceğim ama bana hiç yakışmaz. Sen en iyisi affet gitsin. Ya yenge, benim buna yaptıklarım var ya, oho! Vay, neler yaptın? Neler yaptın Kubat? Ya aslında sen hepsini biliyorsun da şimdi hafıza gitti ya, unuttun sen. Yoksa problem yok yani. Hem yenge senin 3 tane çocuk var. Ne 3? 4 tane çocuk var. Bir tanesi de bebe. Dördüncüsü benim değil Kubat. Peki benim gururum ne olacak ha? Gururum ne olacak? Ya erkek çocuk. Erkek çocuk demek gurur demek. O ne olacak? Kubat bir sus. O zaman son bir şey söylüyorum. Ya kuma getirmedi ya. Daha ne olsun? Bak bu cümleden sonra hep daha fazla ağlıyor. Ha, o zaman söylememek lazım. Etkileniyor demek ki, yanlış anlıyor. Aslan abim seni çok seviyor Mehveş abla yengem. Bir düşün, bir göz yumsan, bir affetsen. Ya doğru söylüyor. Bu yaştan sonra sen ondan daha iyisin. Ben de Aslan'ı seviyorum ama onurumu bir kenara atamam. Yenge! Yenge! Beşen ne oluyor? Aa, kim bunlar? Bunlar işte sizin yuvanıza dinamit koyan insanlar. Anlatın hadi, ne halt ettiğinizi anlatın çabuk. Çok özür dilerim. Arkadaş yolda bize her şeyi anlattı. Kocanız Aslan Bey'in hiçbir günahı yoktur. O bebek benim. Babasının zengin ailesinden korkup o dükkanın önünde ben bıraktım. Babası da benim. Size sorun çıkardığımız için özür dileriz. Demek Aslan suçsuz da. Ben kocama nasıl inanmadım? Ne o? Şimdi başkasına çiçek mi götüreceksin elinde bebeğinle? Benim için başkası olamaz Valide Hanım. Kusura bakmayın. Bu çiçekleri Mehmet'e götürüp gönlünü alacağım. Bana bak. Mehmet seni asla kabul etmez. Buşayacak. Hele kucağında yabancı yapım bir çocukla. Kusura bakma. Mehmet neyin doğru olup neyin yanlış olmadığını öğrendi. Ayrıca mantık olarak iyi ki size çekmemiş benim karım. Hadi oradan. Hoş köpek. Bizim soyumuz Aristo'ya dayanır. Selam söyle Aristo'ya. Bu arada ekürünüz nerede Genco Bey? İşi çıktı. Ha, işi çıkmış. Onun bir işi var mıydı? Çok merak ediyorum. Hadi eyvallah. Sinir. Bebeğim nerede? Biliyor musunuz acaba? Bebeğiniz şeyde, biliyorum. Ay bebeğiniz kocamın kucağında. Aslancığım gel gel. Bak bebeğin anne ve babası. Olmaz! 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 Yusuf Reha'yı kimseye vermem ben! Aslan! Aslan abi! Aslan nereye gidiyorsun? Aslan nereye gidiyorsun? Tam altına yapacak zamanı buldum. Aslan! Delirdin mi? Versene kadının bebeğini ya! Neyi nereye veriyorsun ya? Kargo muyum ben kardeşim? Meveş! Nereden bileyim ben onun annesi olduğunu? Bebek benim Aslan Bey. Dükkanınıza ben bıraktım.
Özür dilerim. Buyurun. Bu da Ahmet'imin ve benim kimliklerimiz. Babası kim? Nereden bileyim onun babası olduğunu? Çocuk bana daha çok benziyor. Buna baksana, hatırsızlık gibi. Aslan. Bunu yapma ya. Bir dakika, hemen gelmeyin. Ahmet'im, bebeğim. Oğlum benim. Yavrum. Oğlum benim. Buldum. Bebeğim. Yalnız bir ricam olacak sizden. Tabii, buyurun. Ben bugün onu parkta gezdirirken rahmetli dedemin adını koydum da, Yusuf Reha adı. En azından bir günlük adı öyle kalabilir mi? Hayır, kalamaz. Onun adını nüfus memuru koymuştu. Ama bugünden itibaren bir günlüğüne değil, tamamıyla adını değiştiriyoruz. Adı Yusuf Aslan'dır, siz de izin verirseniz. Yani... Aslan abi, ben de gideyim artık dükkana. Yemeğim tezgahta bekliyor. Doğmuştur oğlum o yemekler. Olsun abi, intikam soğuk yenilen bir yemektir. Ulan sen de neyle besleniyorsun anlamıyorum. Nasıl bir cins bu ya? Nasıl bir cins bu ya? İyi günler. Benim de kocama bir özür borcum var. Sana inanmadığım için özür dilerim Aslan. Bana birçok şekilde borcum var kardeşim zaten senin. Bir şekilde kabul ederim. O da dediğimi dinleyeceksin. Neymiş o? Bir gündür Yusuf Reha'ya çok alıştım ben. Ne yani? Örneğini gördün. Ha, bunu evde konuşsak hayatım. Neyi evde konuşuyoruz? İstiyorum abi yani. Bir tane erkek çocuğum olsun ya. Evde nasıl konuşacağız Meveş? Muhalefet dolayı. Yani biz kabinemizde gidelim ya. Ne gerek var? YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.